Sayın basın mensupları, değerli Kastamonullar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, çok kıymetli il başkanım, parti meclisiyem, belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın ve gençlik kollarımızın başkanları ve yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kastamonu'da olmak çok güzel. Türkiye'nin tarihi en zengin, ülke tarihine en çok katkı yapmış illerinden birindeyiz. Kastamonu'dayız. Ülkemizin eğitim tarihinin de önemli illerinden birindeyiz. Örneğin Türkiye'nin ilk liselerinden biri olan Abdurrahman Paşa Lisesi'nin olduğu kentteyiz. Köy enstitülerinden Gölköy Enstitüsü'nün olduğu yerdeyiz. Dolayısıyla bizler açısından çok önemli, çok kıymetli bir ziyaret. Parti meclis üyemiz Profesör Doktor Armağan Erdoğan'la birlikte illerde gerçekleştirmekte olduğumuz eğitim buluşmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu 10. ilimiz. Her gün sabah saatlerinde eğitim sendikalarıyla, öğretmenlerle, akademisyenlerle, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Onlardan eğitimle ilgili farklı sorunları, önerileri, çözüm konularını, eleştirileri dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Ardından il başkanlıklarımızı, belediye başkanlıklarımızı, valilerimizi ve rektörlerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de olacak. Sayın Kastamonu valimizi ve rektörümüzü ziyaret edeceğim. Akşam saatlerinde de 7'den 70'e tüm Kastamonluların katılabileceği, öğrencilerin, öğretmenlerin, anne babaların, velilerin, akademisyenlerin, sendikacıların katılacağı bir açık hava etkinliğimiz olacak. Bir eğitim buluşmamız olacak. Katılımcılar eleştirilerini, görüşlerini, önerilerini, hayallerini açıklıkla paylaşıyor olacaklar. Dün Sinop'taydık. Bugün Kastamonu'dayım. Yarın Bartın'a, oradan Zonguldak'a, sonra Bolu, Bilecik, diğer illerimize doğru devam ediyoruz. İlk hafta deprem bölgesindeydik. Oradaki sorunları dile getirmiştik. Bu hafta da Karadeniz'deyiz Marmara'dan sonra. Sayın basın mensupları, bildiğiniz üzere eğitimin çok sayıda sorunu var. Eğitimle ilgili sorunları saatlerce konuşsak bu bile yeterli değil. Bu kapsamda 18-19 Temmuz tarihlerinde 24 saat süren bir eğitim maratonu gerçekleştirmiştik. İçinde eğitim fakültesi dekanlarının, akademisyenlerin, sendikacıların, öğretmenlerin, yazarların, entelektüellerin olduğu 92 konuşmacı 21 farklı alanda konuşmuştu. Ardından Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte 35 eğitim sendikasının genel başkanlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir araya getirdik. Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, öğretmenlerimizin sorunları başta olmak üzere eğitimin sorunlarını birlikte ele aldık genel başkanımızla birlikte. Ve oradan sonra da bu eğitim maratonunu illerde devam ettirme kararımız çerçevesinde her gün bir ilimizde eğitim buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Tabii sorunlarımız çok. Milli eğitimin bir sistemle ilgili sorunları var. Bir uygulama tercihleriyle, politik tercihlerle ilgili sorunları var. İçerikle ilgili, programlarla ilgili sorunları var. Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlar var. Öğrencilerimizin yoksunlukları var, elde edemedikleri imkanlar var, ulaşamadıkları hizmetler var. Fiziki altyapıyla ilgili problemler var. Ve eğitimin çeşitli alanlarına dair o alanların özelliklerinden kaynaklanan sorunlar var. Ana muhalefet partisi olarak iki görevimiz var. Birinci görevimiz, bu toplumsal sorunların sözcüsü olarak sesimizi, sözümüzü yükseltmek ve bunları dile getirmek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İkinci görevimiz de bu yaptığımız işlerle ilgili olarak çözüm önerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her ilden gerek Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı verilen partizan ve bir çağ dışı eğitim manifestosu özelliği taşıyan eğitim programından geri dönülmesinin, 1.2 milyon öğretmenimizin hiçbir sorununu çözmeyen ve tüm paydaşları tarafından, istisnasız tüm eğitim sendikaları tarafından eleştirilen ve 22. maddede görüşmeleri durdurulan öğretmenlik mesleği kanununun daha kapsamlı bir personel kanununa dönüştürülmesi yönündeki çağrılarımızı yineliyoruz. Meslek liselerinden hayat boyu öğrenmeye, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar sorunların altını çizmeye devam ediyoruz. Tabii
Bunu yaparken bazı sorunlar fiziki, bazı sorunlar ekonomik. Ama bazı sorunlar var ki 22 yıldır ülkeyi yönetenlerden kaynaklanıyor. Bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin de eğitimle ilgili başarısız olduk, başarılı değiliz demeleri hepimiz tarafından biliniyor. Fakat bu aslında bile isteye tercih edilen politikalarla ilişkili. Örneğin eğitimde 22 yılda 9 bakan değişti. 4 kez büyük, 18 kez küçük müfredat değişikliği yapıldı. Her bakan bir önceki bakanın uygulamalarının tersini yeni işler yaptı. Mesela mevcut bakan bir önceki bakanın okul öncesine koyduğu yemekleri iptal etti. PDR'ciler için getirdiği normları uygulamaya koymadı. Cumhurbaşkanının ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıkça mülakatı kaldırıyoruz demesine rağmen mülakatları mülakat gibi yapacağız diyerek aslında önceki dönemlerde yapılmadığını da itiraf ederek tam tersi bir politika izledi. Bunun gibi çok sayıda konu var. Tabii eğitimde yaşanan bu zikzaklar böylesi ana bir konuda adında milli eğitim olan, milli ibaresi olan bir alan olarak eğitimin bir türlü istenilen performansı göstermemesine neden oldu. Tüm uluslararası testlerde, bütün başarı kriterlerinde Türkiye maalesef büyük sorunlar yaşıyor. Tabii bu tercih edilen bakan, tercih edilen bakanlık yöneticileri, tercih edilen il yöneticilerinin de aynı fikri perspektife sahip olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanı'na Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isminin bir partinin sloganı olduğu, bir parti sloganının milli eğitim alanında kullanılmaması gerektiği gibi çok haklı bir itiraza Sayın Bakan, Cumhurbaşkanımız seçildi ve ben Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşa taahhüt ettiği ve vatandaştan da oy almasını sağlayacak olan bir ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim gibi bir cevap verebildi mesela. Kendisini bir Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim sisteminin tamamının sorumlusu değil, AKP'nin bir görevlisi olarak gören bir bakan var. Tabii bu böyle olunca o zaman şuna şaşırmak da şaşırtıcı oluyor tabii. Tarsus'ta bir il Milli Eğitim Müdürü çıkıyor, 40 okul yöneticisini alıyor, iktidar partisinin il başkanını ziyarete gidiyor. Sayın Başkanım diyor, buradayız diyor, sizi ziyarete geldik diyor. Bu bir akıl tutulması. Tabii bu il Milli Eğitim Müdürü, bakan böyle yapınca il Milli Eğitim Müdürü de böyle yapıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü de böyle yapıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü bunu yaptıktan sonra aynı günlerde Bursa'da bir okulda okul yöneticisi Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü çıkıyor diyor ki çocuklarınızın başını kapatmayacaksanız bu okula göndermeyin. Biz okulda başı açık öğrenci istemiyoruz. Bu okulda namaz, başörtüsü, kurban, oruç tartışılamaz. Usul erkan öğretmek için uğraşıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuzun kesinlikle bu okulda olmamalısınız. Çünkü bu okulda ben, müdür yardımcısı, öğretmenler müdahalecidir. Karışırız. Gerektiğinde bağırırız. Sert davranırız. Gevşeklik hiçbir zaman insana fayda vermez. Her şeyine karışırız öğrencinin. Çünkü iyi bir Müslüman yetiştirmeye çalışıyoruz diyor. Şimdi bu arkadaşımız bu cesareti nereden alıyor? Bu konuşmanın eğitim bilimleriyle bir alakası var mı? Bir eğitimcinin yapabileceği bir konuşma mı? Ama ilçe Milli Eğitim Müdürü bütün okul müdürlerini alıp AKP il başkanını ziyarete giderse, bakan elbette siyasi parti sloganı kullanacağım, ben Cumhurbaşkanı'nın atadığı memurum derse, doğal olarak okul müdürü de böyle bir yetkiyi kendisinde görüyor. Bu anayasaya aykırı, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı. Peki Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor? Derin bir sessizlik. Bununla ilgili bir şey söylemiyor. Doğru olduğuna inanıyorsanız neden doğru demiyorsunuz? Yanlış olduğuna inanıyorsanız neden görevinizi yerine getirmiyorsunuz?
Milli Eğitim'in böyle dertlere ihtiyacı yok. Türkiye'deki bütün aileler çocuklarınızın, çocuklarının sizin arzu ettiğiniz ideolojik takıntılarınız doğrultusunda eğitim almasını istemiyorlar. Düşünen insanlar olsunlar, okuduklarını anlasınlar, belirli bir meslek sahibi olsunlar, yabancı dil bilsinler, iyi bir iş sahibi olabilsinler. Ailenin hayali bu. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? 20 milyon öğrencimiz var. Her siyasi görüşten ailenin çocukları bu okullarda okuyorlar. Bu okullar sizin parti okulunuz değil. Siz bu okulları istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. Anayasa var, kanunlar var. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve görevlileri bu konularda harekete geçmeye davet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz gerekli yasal çalışmalar içerisindeyiz. Tabii bu işler neden oluyor? Çünkü aslında bu işleri yapmak isteyenlerin bir hayali var. Bu işleri yapmak isteyenler itaatkar, kanaatkar nesiller yetiştirmek istiyorlar. Çünkü itaatkar ve kanaatkar nesilleri yetiştirmek için böyle bir programa, böyle yöneticilere, böyle uygulamalara ihtiyaç var. Neden böyle olsun istiyorlar çocuklar? Çünkü Türkiye'de büyük bir gelir dağılma eşitsizliği var. Bakın, kur korumalı mevduat. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kendini ekonomist ilan etmişti. Sonraki gelen bakan da bunlar irrasyonel politikalar, rasyonel politikalara döndük demişti. O irrasyonel politikaların, yani gerçek dışı politikaların Türkiye'ye, Merkez Bankası ve Hazine'ye maliyeti 1 trilyon 151 milyar lira. Yaklaşık 1.2 trilyon. 1.2 trilyon belirli bir gelir seviyesine, grubuna aktarılmış. 1.2 trilyon. Aktarılmaya da devam ediyor bu arada. Peki bu arkadaşlara soruyoruz. Diyoruz ki asgari ücreti neden arttırmıyorsunuz? Diyorlar ki kaynak yok. Sizin sırtınızda küfe olmadığından. Siz böyle rahat konuşuyorsunuz diyorlar. Peki emekliye niye zam yapmıyorsunuz diyoruz. Oo, maliyeti kim karşılayacak diyorlar. 1.2 trilyon Türkiye'deki bütün emeklilerin maaşını asgari ücrete çekebilir. Dolayısıyla siz parayı emeklilere harcamak istemiyorsunuz. Siz kur korumalı mevduattaki rantiyecilere harcamak istiyorsunuz. Amacınız bu sizin. 660 milyar lira yandaşlarınızın vergilerini siliyorsunuz. Vergi affı yapıyorsunuz. Bu kaynaklarla okul yapabilirsiniz. Birazdan konuşacağız. Bu kaynaklarla eğitimle ilgili sorunları çözebilirsiniz. Daha çok öğretmen alın diyoruz. Alamayız, kaynak yok diyorsunuz. 23.670 öğretmen emekli oldu. 20 bin öğretmen aldı. Yani bu yıl geçen yıldan daha kötü durumdayız. Eksi 3.670 öğretmen. Nüfus daha fazla artıyor. İhtiyaç daha fazla var. Kaldı ki en iyimser senaryoyla 100 binden fazla öğretmene ihtiyaç var. Bunu nereden biliyoruz? Bir kere 85 bin ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmen varsa öğretmen açığı var. Dolayısıyla kaynakları buraya kullanmakla kullanmamak arasında bir politik tercih var. O yüzden de bunların sorgulanmaması gerekiyor. O yüzden yeni gelen genç yurttaşların itaatkar, kanaatkar ve Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle mümkünse dindar ve kindar olmaları gerekiyor. Bütün eğitim politikası bunun üzerine kurulmuş. Elbette gençler böyle gelmeyecekler. Bu hayallerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak yetişmek niyetindeler. Dünyayı izliyorlar, dünyayı takip ediyorlar. Siz istediğiniz yeni nesiller elde edemeyeceksiniz ama Türkiye'nin iyi yetişmesi için bir engel olmaya devam edeceksiniz. Kaybettiğimiz yılların sorumlusu siz olacaksınız. Bugün Kastamonu'dayız. Kastamonu'da birazdan Sayın Valimizle de görüşeceğiz. Burası önemli bir il. Gölköy Enstitüsü 1938'de kurulmuştu. Cumhuriyet'in yüz akı köy enstitülerinin önemli örneklerinden biri Kastamonu'daydı. 1938 ile 46 yılları arasında 778 eğitmen mezun oldu Göl Eğitmen Kursu'ndan. Gölköy Enstitüsü'nden
1944 ile 1955 yılları arasında 1697 öğretmen mezun oldu. Sonra Demokrat Parti döneminde biliyorsunuz köy enstitüleri öğretmen okuluna çevrildi. Sonra başka adlar aldılar ve şu anda da Gölköy Enstitüsü'nün arazisi başka bir kamu kurumu tarafından kullanılıyor. Ve lisede Gölköy Anadolu Lisesi ama düz lise eğitim veriyor. Dolayısıyla bir cumhuriyet eğitimi kurumunu maalesef bile isteye kaybetmiş durumdayız. Abdurrahman Paşa Lisesi Anadolu'nun ilk liselerinden biri. Çok önemli bir lise. Bu lisenin Türkiye'de bir karşılığı var. Ve böyle başka güzel okullarımız da var Kastamonu'da. Burada bazı pratik sorunları Kastamonu kamuoyunda dikkatini çekmek için sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım bir çalışma yaptılar. Çok teşekkür ediyorum il başkanlığımıza. Gölen Anadolu Lisesi'nin pansiyonu uzun süredir sorunlu. Şubat'ta teslim edilmesi gereken pansiyon hala teslim edilmiş durumda değil. Ve yatılı kalmak isteyen öğrenciler başka okul pansiyonlarında kalıyorlar. Yetkililerin bu eğitim öğretim yılı başlamadan verilen sözleri tutarak çocuklarımızın pansiyonlarını teslim etmesini bekliyoruz. Profesör Doktor Saime İnal Selvi Sosyal Bilimler Lisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ancak okulun fiziki şartları önceki döneme göre çok daha kötü durumda. Boyaları, badanaları, malzeme kalitesi açısından Milli Eğitim'in süratle bu okula dikkat etmesini rica ediyoruz. Darende Ortaokulumuzda 3 yıldır ikili öğretim var. İkili öğretim bir derttir. İkili öğretim çocuklarımızın sabahın kör karanlığında okula gitmesi, akşamın karanlığında geri dönmesi demektir. İkili öğretim eğitimin niteliğini düşürür. İkili öğretim çocukların güvenliğini tehdit eder. Çocuklarımız zaman kaybederler, yıl kaybederler. Çünkü ikili öğretim varsa dersler daha kısadır. Bazı yerlerde 4 yılda 1 yıl kaybeder öğrenciler ikili öğretimde. Buradan Kastamonu'ndaki yetkililere sesleniyorum. Darende ortaokulumuz kalmış 3 yıldır ikili öğretim yapan. Bir hamle yapalım. Okulda kütüphane yok, laboratuvar yok çünkü tamamı sınıf olmuş. Kastamonu bunu başarabilir. Ama bir yer kiralayarak, ama başka bir bina bularak bu ikili öğretime son verelim ve göğsümüzü gere gere valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür edelim. Diyelim ki artık Kastamonu'da ikili öğretim yapan okul kalmadı. Bir başka sorun, okullardaki kalabalık sınıflar. TOKİ İlkokulu'nda birinci sınıfların mevcut sayısı yaklaşık 43 kişi. Şehit Burak Kapucu İlkokulu'nda ve Ortaokulu'nda Ali Fuat Darenli İlkokulu'nda sınıf mevcutları 30 civarında. Bunlar çok yüksek. Yeni okulların planlanması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın tasarruf genelgesinin buraları kapsamaması gerekiyor. Nasıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tuvaletleri tasarruf genelgesinin dışında kalıp 23 milyon liraya yapılabiliyorsa çocuklarımızın okulları da tasarruf genelgesinde heder olmaması gerekiyor. Yine çifte görevlendirmeler var. Bana verilen bilgiye göre kıymetli Küre İlçe Milli Eğitim Müdürümüz aynı zamanda Aytaç Eruz Lisesi'nin de müdürlüğü görevinde. Böyle bir şeye gerek yok. Sonuç itibariyle bu iki görevi iki ayrı yöneticimiz yapabilir. Bu görevleri uzatmaya gerek yok. Çifte görevlendirmeye gerek yok. Sanırım Kastamonu'da okul yöneticiliği yapacak çok sayıda deneyimli, liyakatli yöneticimiz vardır. 15 ilkokulumuza, 17 lisemize, 16 özel eğitimimize taşımalı eğitim var. Bu iktidarın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi köy okullarının kapatılmasıdır. Köy okullarının kapatılması, çocukları olan genç nüfusun köylerden taşınması Türkiye'nin tarımsal üretimini çok olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak köylerdeki tüm okulları iktidarımızda yeniden açıyor olacağız. Ve çocuklarımızın kendi okullarında, anne babalarının sıcak yuvasında akşamları onlarla sohbet ederek eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Bir öğrenci bile olsa oraya öğretmen göndereceğiz. Köylere öğretmen göndermemiz yetmez. Sağlık personeli göndereceğiz. Veteriner göndereceğiz. Ziraatçı göndereceğiz. Tarımsal üretimi güçlendireceğiz. Bunların hepsi
AKP'nin bile isteye yaptığı işler. Türkiye'nin tarımsal alanda, gıda alanında dışa bağımlı olması, savaşan ülkelerden ürün ithal etmesi tamamen 22 yıllık bu iktidarın sorumluluğudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız her işin birbirine dokunan tarafları olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız, bunu engelleyeceğiz.